Değerli dostlar, değerli yoldaşlar, değerli kadın arkadaşlar, dostlar, hoş geldiniz. Sizi Özgürlük ve Partisi adına selamlıyorum. İkinci şöyle bir uyarıda bulunayım. Cep telefonlarımızı sessize alalım ve de kapatalım. Biz barış süreci içerisinde çeşitli il ve ilçelerimizden barış sürecine yönelik sosyalist bakışlı paneller düzenledik. Bu paneli de o çerçeve içerisinde düzenliyoruz. Panelimize geçmeden önce Sinan Öztepe Genel Başkanı yoldaşımız Sinan Çiftürek size 30-40 dakikalık bir sunum yapacak. Ondan sonra isterseniz ara verelim, isterseniz de o süre içerisinde kafanıza takılan soru veya da öneri veya da az kısa tutulmak şartıyla bir konuşma yapmak istiyorsanız da onları da alabiliriz. Sorular yazılı veya da sözlü olabilir. Ben panele geçmeden önce bütün devrimci şeylerin anısına bir dakikalık saygı duyuyorum. Açılış yapalım dedik. Ya yılbaşı panelinin düzenlenmesi doğrultusunda bizim ÖSEP Adıyaman İl Örgütü'ne özellikle işten teşekkür ediyorum. Bu vesileyle hem 20 yıl, 30 yıl öncesinin anılarımızı tazeledik. Görmediğimiz kimi yoldaşları gördük. Ben en son yakalanmadan önce ayrıldığım kimi yoldaşlarla yeni yüzleştim. Sabahleyin de köydeydim zaten. Köye gitmiştim onlarla. Beraber kahvaltı yaptık. Bu vesileyle de panel başka açıda da iyi bir işler üstlendi şimdiden diyebilirim. Gölbaşı ilçesi özgürlük mücadelesinin, sosyalizm mücadelesinin, demokrasi uğruna mücadelenin, dinamiklerinin güçlü olduğu bir ilçemizdi. Ben inanıyorum ki eğer tarlaya biz yeniden su verebilirsek, sulayabilirsek tekrardan filizlerin güçleneceği kanaatindeyim. Bu panel aynı zamanda buna da izah etmek istiyor. Geçen burada biz bir panel değil de bir yoldaşımızın yanında bir toplantı düzenledik. Toplantıda bir yerimiz civarında yoldaş bir yere geldik. Dedim ki ya biz hala kanaat gibi davranıyoruz. Yani yer altı gibi davranıyoruz. Biz parti kurduk ama daha burada evde toplantı yapıyoruz. Dolayısıyla Serkan'ın bu paneller serisi nedeniyle bu vesileyle Gölbaşı'nda bir panel düzenlendi. Siyasi sürece bakışımız meselesi var. Biz geçen Antep'te yapmıştık. Muhtemelen bunu başka yerlerde de sürdüreceğiz, devam edeceğiz. Ben Diyarbakır'dan geliyorum. Burada kimi partilerle de görüştük. Ortak da bu süreci nasıl gönlemleştirebiliriz diye üzerinde tartıştık. Tabii bu süreci nedir, ne değildir? Biz Kürdistan komünistleri bu sürece nasıl bakıyoruz? Meselesinin hani bir anlaşılabilmesi için bir parça belli anahtarları sizinle paylaşmak istiyorum. Bir kere dünyada bir yeni arayışlar var. Tabir olunursa dünyada bir yeni düzen arayışı var. Bundan 70 yıl önce Birleşmiş Milletler kurulduğu zaman 50 devlet, 51 devlet kurulmuştu. Bunun 200 devlet var. 5 daim konsey var. 150 devlet karar alıyor Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda. Bir daim konsey rat ediyorsa dolayısıyla o tıkanıyor. Yani oradan başlayan bir sıkıntı var zaten. Bizim bölgemizi özellikle Kürtleri, Kürdistan'ı, Filistin halkını belki de Arap halkını ilgilendiren bir Sykes-Picot Anlaşması dedikleri 1916'da İngilizlerle Fransızlar arasında bölgenin paylaşılmasına dönük olarak gizli yapılmış bir anlaşma söz konusuydu. Adı Fransa ve İngiliz Dışişleri Bakanı'nın isminden geliyor Sykes-Picot. Bu anlaşma gereği Arap coğrafyasında onlarca devlet kuruldu. Kürdistan daha önce 2'ydi, sonra 3'e bölündü bölge devletleriyle bütünlük içerisinde. Bu
da yürümüyor. Birçok nedenle. Kürt halkının özgürlük talepleri nedeniyle yürümüyor. Filistin halkının bağımsızlık talepleri nedeniyle yürümüyor. Halkların özgürlük ekmek talepleri nedeniyle yürümüyor. Yani yapay sınırlar ve yapay devletler dilden gelen dinamiklerin aktif mücadelesiyle yürümüyor. Burada da bir zorlanma var. Daha üzgün olarak belki denilebilir ki Kürt halkının, Filistin halkının demin dediğim gibi bu yapay sınır ve devletlerin sınırları içerisinde özgürlük nefesi alamıyor olması, oradan gelen zorlayıcı istekler aslında Batı'nın bölge dönük hesaplarıyla yer yer örtüşüyor, yer yer çatışıyor. Birazdan onun üzerinde duracağız. Yakın tarihte biz bir Tunus, Mısır'da Mısır halkının, Tunus halkının ardından Yemen halkının, Suriye halkının ekmek özgürlük talepleriyle ayağa kapışlarına şahit. Bizim bakışımız, biz Kuzey Afrika'da yani Mısır, Tunus halkından sonra Suriye, Yemen'e sıçrayan bu Arap halkının direnişini, başkaldırısını, biz Batı'nın karmakları, Batı'nın karıştırılması sonucu, teteklemesi sonucu olan algılamıyoruz. Oradan oraya 50 yıllık, 60 yıllık diktatörlüklerine karşı dilde gelen bir ayaklanmaydı. Orada da bölgeyi zorlayan etkenler var. Hakeza yakın tarihte dindi ama bundan birkaç ay öncesine kadar Batı Avrupa'daki derin kriz nedeniyle İsmail İşçi Hareketi, Yunanistan İşçi Hareketi, Portekiz, Serbest İrlanda, Bağımsız İrlanda başta olmak üzere Avrupa çok ciddi bir işçi emekçi kalkışına sahip oldu. Hani neredeyse şeyi yakacaklar dedik biz, Yunan parlamentosunu yakacaklar diye bekliyorduk. Çünkü Avrupa'da ciddi bir kriz vardı, Avrupa işçileri, emekçileri ciddi bir kapitalizmin, krizin yükünün sırtlarına yüklenmesine hayal ediler ve kitlesel nedenlikler sergilediler. Bütün bunlar esasında bir arayışın ürünü. Burada Amerika Birleşik Devletleri bu küresel planda yürümeyen düzeni alternatif olarak bir Avrasya stratejisi diye bir strateji geliştirdi. 47 yıl sürecek olan bu stratejinin esas planında iki ayar vardı. Amaç Asya'ydı. Asya'ya hakim olan dünya hakim olur. 1903'te bu söylendi. Kim Asya'ya hakim olursa dünya hakim olur dedi. Asya enerjiydi. Asya birçok açıda dünyanın merkeziydi. Bu açıda bir Afganistan, iki Irak, Asya girişim kapılarıydı. Afganistan, Orta Asya, Rusya ve Çin, Irak ise özellikle İran üzerinde hakeza Rusya'nın istikrarsızlaştırılması meselesiydi. Tabii ki petrol kaynakları. Özetle Afganistan'da hedef Rusya ve Çin iken bakıyoruz biz ama Birleşik Devletleri girdiği sıkıntı itibariyle Rusya'dan yardım isteyen noktaya geriledi. Irak'ta ise ana hedef İran'dı ama yaşanan süreç itibariyle yine özetle ne oldu? İran'da tabirindeyse Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın büyük küçük şeytan dediği, büyük şeytan ABD'ydi onlar için, küçük şeytan dediği düşmanı Serdan'ı, büyük şeytan eliyle küçük şeytanı ortadan kaldırdı. Amerika bir de baktı ki İran'ı hedeflerken aslında İran'ın Irak'ta güçlenmesine hizmet etti. Çünkü İran'da, Irak'ta çoğunluk nüfusu oluşturan Şiiler Saddam sonrası iktidar oldular. Sadece Kürtler orada federasyon ya da konfederasyon oluşturmadılar. Ama aynı zamanda Irak işgali, Irak'ın ABD tarafında işgali ile birlikte Şii çoğunluğu, 165'i oluşturan çoğunluk iktidar oldu. Amerika askeri işgal altındayken bile İran'ın Irak iç siyasetinde ele olabildiğince güçlendi. Şimdi buradan gelelim Suriye meselesine. Aslında Suriye meselesinin iki boyutu var. Bir yani Mısır, Tunus'taki dilde gelen dalganın yansımasıdır. Arap halkının, Kürt halkının yıllardır diktatörlük altında nefes alamamasından kaynaklanan bir başkaldırı hareketi var. Bir taraftan da özellikle Amerika Birleşik Devletleri Irak'ta kaybettiğini Suriye'de kazanmak istedi. Yani Irak üzerinde İran karşısında kaybettiği pozisyonu Sirene, Suriye'de yani Esad rejimine devredebilirlerse dolayısıyla bu Esad üzerinden tekrar Irak ve İran'a karşı o Şii iradı etkisini kırarız hesabı vardı. İran ise tabirimiz ise Irak'ta Amerika karşısında kazanmış olduğu mevziyi Suriye üzerinden kaybetmek istemedi.
Çünkü Suriye kaybedilirse İran açısından ta Lübnan'dan Afganistan'a kadar Şii İran arasındaki bağlantı kopuk olacak. Buradan bu hesaplaşma Suriye üzerinde çok güçlü bölgesel ve küresel denklemde yeri olan iki kutup oluştu. Batı kutbu, Doğu kutbu. Batı kutbunda Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Avrupa Birliği, bölgesel olarak Güney Kürdistan Türk Federal Gücü, Doğu kutbunda ise Rusya, Çin ve aynı zamanda İran, hatta kısmen Irak rejimi Suriye, Hizbullah'a kadar uzandı. Türkiye'nin pozisyonu nedir Suriye meselesinde? Belki birkaç cümleyle bunun üzerinde durmamızda yarar var. Suriye meselesinde Libya'da da çıkarılan derslerle, çünkü Libya'da en aktif müdahale eden en başta malumdur, Fransa ve şeydi, İtalya'ydı. Suriye meselesinde birden fazla nedenle Türkiye ta işin başına inisiyatif almak istedi. Sadece ekonomik etkenler değil, Suriye Türkiye'nin aynı zamanda ortada giriş kapısıydı. Benim fanatım aynı zamanda bir, zaten bunun dibinde Habur sınır kapısının bir tarafında Kürt bayrağı var, bir tarafta Türk bayrağı var. Bir Güney Kürdistan var, tarafta Kürt Feder Devleti var. Bir de Suriye'de, Kuzey Suriye dedikleri, bizim Batı Kürdistan dediğimiz bölgede bir Kürt Feder Devleti ya da siyasi statü, federasyon özelliği ne derlerse diyelim biz, otonomi elde ederlerse bunun Türkiye kendi açısından çok ciddi bir tehdit olarak anladı. İkincisi, ısrarla Türkiye, tabi bu nedenle Suriye'nin toprak birliği meselesinden ısrar etti. Türkiye Cumhuriyeti esasında derdi ne Irak'ın toprak birliğidir, ne Suriye'nin toprak birliğidir. Irak yapay devletidir. Dün Yeni İşler Bakanı'na birlikte, Suriye'nin daha alacak gibi görünüyor. Böyle bir parça, sizden bir yürüme geldiniz, cemeye başlayacağım. Üçüncü etken, Suriye meselesi Türkiye açısından bir başka yönde önemliydi. İran'ın bölgesel ekonomi hesapları vardı. Birazdan onu biraz daha anlatacağım. Ekonomi hesapları açısından İran nasıl Suriye üzerinde Lübnan'dan Afganistan'a kadar bir Şii ilanı eserini kurmak istiyorsa Türkiye Cumhuriyeti ile özellikle İhvan-ı Müslümanlık kadar gelme hesabıyla birlikte yani Suriye üzerinden ve Suriye'deki Şii azınlık rejimi düşünebilirsek İran üstünlükler gerekirse dolayısıyla Suriye üzerinden İran karşı bir bölgesel Sünni eksenini güçlendirmekte hesaplanır. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'nin böyle hesapları birden fazla bir Kürtistan meselesidir. İkincisi Şii eksen meselesidir. Üçüncü ise belki de değerli ve bağlantılı olarak da böyle karşılığı edilebileceğim. Bölgenin ticari bölgeye ticaret karşısı olması nedeniyle. Şimdi hatta bu nedenle son 3 aydır ülke cumhuriyeti, devleti hükmeti, basını engellemedi bir çabayla, olağanüstü bir çabayla, olağanüstü bir ne yararlan bir hızlı hükümle ben Kürt meselesini çözeceğim. Kürt meselesi de değil mi? Kürt meselesi diyor, Kürt meselesi de değil mi? Hedefli silahsızlandıracağım. Niye? Yani neden niye? Ben Allah'ın üstünde inşallah bu mesele son üç yıl doğru edildiğinde. Daha önce ya da Cumhurbaşkanı Gül niye bana Fransa'nın bir araya gelmeye giderken güzel şeyler olacak dedi. Ama sorduklar zaman yani bir mesele sene bir şeyler olacak dedi. Bu bakımda yine birkaç yıl var ya da sene paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi Türkiye değirmeni malum birikmiş petrol dolarları kapitalizmin kan dolaşına sokmak istediler. Bu nedenle Suudi Arabistan'a aldılar. Türkiye ise Güney Kafkasya'dan Mısır'a kadar bu 300 milyonluk havzayı Türkiye üzerinden küresel kapitalizmi açmak istediler. İyi şeyler olacak denilen şey budur esasında. Yani bu 300 milyonluk havzada Türkiye Cumhuriyeti çok kısa sürede 500 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmine ulaşabilir. Mısır'da Güney Kafkasya'ya kadar. Bunun gerekleri var.
Bunun gereklerinden bir tanesi nedir? Evet, ben sana küresel kapitalizmle bu bölgeyi aşmayı sunuyorum. Tamam, 5 milyar dolarlık bir dış ticaret hacimine uğraş. Ama bir, Ceyhan, Erbil, yani Hemle ile Ceyhan arasında mıntıkayı Bağdat'tan arındır. Muhalif silahlı hareketten arındır ki küresel kapitalizm bölgede daha istikrarlı yatırım üretimle ticaret yapsın. İki, madem sen rol modellikten söz ediyorsun, o zaman eğer Türkiye Cumhuriyeti bu küresel kapitalizmin bir alt versiyonu olarak bölgenin rol modeli olacaksa, yani Azerbaycan bir kere bundan hareketle beraber Kürt meselesini, Kürdistan meselesini demiyoruz, Kürt meselesini söylemek gereğiyle yüzde geldi. İkincisi, daha çarpıcı olarak, bunun dibinde Güney Kürdistan diye bir devlet var artık, konfederal bir devlet var. Dün Kürdistan tabiri dediğimiz zaman hani tüyler diken diken olurdu değil mi? Bir bayrak üzerinde, yeşil, kırmızı, sarı bayrak yüzünde insanlar cezaevine girerdi. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağıyla Güney Kürdistan bayrağı yan yana, konsolosluğa yan yana. Türkiye Cumhuriyeti, Güney Kürdistan, resmen onları tanıyor. Hatta Avrupa'dan sonra en büyük ticari ortağı o, malum. Ben size bir gözlemi anlatayım. Antep'te ben bizim bir yoldaşım iş yerine yakın duruyordum. Dedim ki burada Kürtçe şey yazılı, yeşil, kırmızı, sarı yazdı dedim. Bunlar Antep'te kolay değil dedim, yeşil, kırmızı, sarı yazmak. Yoldaş dedi, bunun sahipleri MHP'de dedim. Nasıl asıyorlar bunu dedim. Güney Kürdistan'la ticaret yapıyorlar dedim. MHP'li iş veren, Güney Kürdistan'la ticaret yapıyor. Ticaretin ne artık şey var. Bir federal Türk devleti var. Kabul etmeyen Türk Cumhuriyeti sonuçta kabul etmek durumunda kaldı. İkinci etken budur. Orada Türk devletini kabul edecek, Kürt halkını kabul edecek, Kürt bayrağı ve Türk bayrağı yanına duracak. Kendi ülkesinde ise, kendi coğrafyasında ise, en büyük parçası olan kuzeyde ise Kürtlerin varlığını inkar edecek. Bu kullandı. Parantezi kapatmamız lazım diyor. Ne parantezi? Parantezdeki kasıt şu. Osmanlı İmparatorluğu 1916'da yıkılmadan önce Güney Kürdistan, yani Irak'ta dahil kısmen Gürcistan, yani Batum bölgesi, kısmen Bulgaristan'ın bir kısmı. Türkiye Cumhuriyeti bu havzaya dönük bir siyaset izliyor. Bu gücüne durumuna göre birazdan üzerine duracağım. İshak-ı Milli meselesi bazen genişletiyorlar, bazen yaralıyorlar. Ama diyor ki, en kötü ihtimalle biz Avrupa Birliği benzeri bir şey kurarız, Avrupa Birliği'ne girmezsek. Dolayısıyla bölgeye dönüp böyle bir hesabı olan bir Türkiye Cumhuriyeti, Türk Devleti'nin kendi içerisinde Kürt meselesinde adım atmak zorunda hissediyor yine. Bölgede Kürdistan jeopolitiği düşünen, dün Suriye Kürtlerini bilen bilir, bizim başında bir ilişkimiz vardı, biliyorduk. Bizim Suriye Kürtleri hiç Kürtlere haklar dedi. Valla bizim biz Kürtlere haklar istiyoruz. Kepa Mahfim Rıva'da kalsın. Bireysel haklar istiyoruz. Çünkü arada bir de kemer sorunu var ya, yani Afrin bölgesiyle kalmışlar arasında bir Arap kemeri var. Son bir yıldır Suriye Kürtleri oluşturdukları desteği bölündü Kürt Yüksek Konseyi adı altında Suriye Kürtleri siyasi statüsü. Kimi federasyon olur, kimi demokratik özellik diyor ama sonuçta siyasi statü istiyorlar. Demek istediğim şu ki, bölgedeki hareketlilik dün sadece bir harita olan Kürdistan haritası bir siyasal içerik kazanıyor. Türkiye Cumhuriyeti bunu görüyor. Ben de senden daha iyi görüyorum. Diyor ki, ben ya ilişkileneceğim ya bana Ramon'un mesele çözülecek. O zaman benim ilişkilenmem lazım diyor. Benim kabul etmem lazım diyor. Başbakan hazırlıkla diyor, Osmanlı'da Kürdistan vardı, Osmanlı'da Nazistan vardı derken, doğru söylüyor, vardı. Bir başka etken, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, hazır diyor Türkiye Cumhuriyeti'nin devletin yetkilileri, hazır benim kuzeyde Kürt meselesini bireysel kültürel haklarla sınırlı tutuyor iken, Avrupa Birliği de Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri hazır benim
Kürt meselesinde bireysel kültürel haklarla sınırlı çözümünü destekliyordu. Amerika Birleşik Devletleri öyle bakıyor. Geçen ama Diyarbakır'a geldiklerinde Kürdistanlı parti ve örgütlerle görüştüklerinde aynı şeyi söylüyor. Yani Kürtler niye ana dille eğitimler, niye şey olmasın, seçmeli ders olmasın diye biliyorlar. Bizimkiler haklılar diyorlar ki burası Amerika değildir. Burası Florida eyaleti değildir. Kürdistan başka bir olay, Amerika başka bir olay.